Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Operatör Doktor Serhat Dönmezer. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Harika görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Bize kendinizden bahseder misiniz? 1966 Eskişehir doğumluyum. Gurur duyduğum lisem, öğretmenlerim, arkadaşlarım da Anadolu Lisesi mezunuyum. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi. 90'da mezun oldum. Daha sonrasında mecburi hizmet ve ihtisas Ok Meydanı SSK Hastanesi'nde ihtisasımı yaptım. 99'dan beri uzmanım. 2004'ten beri de özel sektörde çalışıyorum. 2 yıldır da kendi muayenehanemde çalışıyorum. Harika bir kariyer. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. İlk önce lazer prostat operasyonları hakkında bilgi verir misiniz? Bu çok ihtiyaç duyulan evet, bir bugünlerde operasyon. Bugünlerde zaten çok gündemde. Popüler olan bir konu. Lazer dediğimiz zaman bir sürü lazer var. KTP lazer, tilyum lazer, holmium lazer, diyot lazer. Ben diyot lazerin eğitmeni, dünya eğitmeni olduğum için diyot lazeri tercih ediyorum. 2004'ten beri lazer ameliyatları yapıyorum. Birçok ülkede ameliyat yaptım. Neyse. Örneğin gençliğimde bana Fransa'da bir ameliyat yapacağım söylenseydi inanmazdım. Lazer ameliyatları çok avantajlı ameliyatlar. Çünkü bir gecelik bir hastanede kalış süresi var. Ertesi gün sondayı çekiyoruz ve hasta güvenle gidiyor. Konforlu bir şekilde. Çok konforlu. 1997 yılında Doktor Malek ilk defa işte sunduğu zaman o dönemde sadece kalp hastalarına yapılıyordu. Yani çok düşkün hastalar, kalp problemi olan hastalar. Ama yıllar geçtikçe öyle bir şey oldu ki iki tane hasta düşünün. Biri 60 yaşında çakı gibi, diğeri 80-90 yaşında çok düşkün. İkisi de geliyorlar. Lazeri kalp hastasına yapılıyor, yaşlı olana yapılıyor. O bir gün sonra çıkıyor, diğeri 2 gün sonra çıkıyor ve pencereden bakıyor ki diğer hasta gitmiş. Onun üzerine çok talep olmaya başladı. Ve günümüzde artık ille de işte kapalı ameliyat yapalım demiyoruz. Lazer isteyen olursa hani ek problemli olmasa bile lazer ameliyatlarını tercih ediyoruz. Harika, çok güzel. Peki vazektomi hakkında bilgi verir misiniz? Evet, vazektomi çok önemli bir konu bence. Şimdi doğum kontrol yöntemleri kadınlarda belirli. Erkeklerde de aslında en iyi yöntem vazektomi. Şimdi birkaç tane yöntem var. İşte geri çekme metodu var ki %40'ı geçmez güvenilirliği. Onun dışında kondom kullanımı var. Ve ondan sonrasında kadınlardaki tüp bağlamanın karşılığı olan vazektomi var. Burada skrotum içindeki testislerin kanalı olan ductus deferensleri bağlıyoruz. Böylelikle sperm geçişi olmuyor. Yani boşalma yine oluyor ama gebelik olmuyor. Dolayısıyla güvenli, çok güvenli, %100 güvenli bir ameliyat. Çünkü bunun geri dönüşü olmuyor herhalde değil mi hocam? Aslında teorikte var ama olmasın diye şöyle yapıyorum. Yani iki taraf fikrini değiştirdi belki hasta. Tabii ki. O zaman tüp bebek yöntemiyle çocuğu olabilir. Ama normal koşullarda kesilmiş, işte koterize edilmiş, bağlanmış, aradan bir bölüm çıkarılmış iki kanalın tekrardan karşı karşıya gelme olasılığı yok aslında yani. O yüzden iyi düşünülmesi gereken. Evet, yani çocuk sahibi olmak istemeyen ya da var sonrasını istemeyen erkekler için ideal bir yöntem. Lokal anesteziyle yapılabiliyor, genel anesteziyle yapılabiliyor. 20-25 dakikalık bir operasyon. Dolayısıyla tercih edilebilen, günümüzde de artık yavaş yavaş erkeklerin belli bir bilinç seviyesine ulaştıktan sonra tercih ettikleri bir operasyon. Çok güzel. Peki kadınlarda idrar kaçırma konusu da önemli. Bu daha çok hangi yaşlarda görülüyor? Bunun olmaması için alınması gereken bazı tedbirler var mı? Veya bu şikayet başlayınca neler yapılabiliyor? Şimdi idrar kaçırma normal bir şey değildir. Ama öyle bir şey ki kadının anneannesi de kaçırıyordu, babaannesi de kaçırıyordu. Genetik komşuda, şey biraz. Genetikten özellik, çok ama genel kadınlarda evet, diyorsunuz. Yani kadınlarda genelde oluyordu. Çoğunda var yani. Ve, evet. Böyle olduğu için de bunu normal kabul ediyor birçok kadın. Oysa normal değil.
Çünkü yapılacak bir sürü şey var. Örneğin Kegel egzersizleri var. Nasıl bir şey bu? Kegel egzersizleri kasları sıkıp bırakarak oradaki kasları güçlendirmek. Aslında olay şu. İdrar kesesini bir balon gibi düşündüğünüzde idrar kanalı bir açıyla çıkıyor. Ama bu açı bozulduğunda, yani alttaki kaslar gevşediğinde açı bozuluyor. Ve en ufak bir öksürmede, hapşırmada idrar kaçırma oluyor. Biz de bu durumlarda eğer hafif bir şeyse, yani 10 günde bir kaçırıyorsa, o zaman Kegel egzersizi veriyoruz. İşte günde bir kaçırıyorsa, 3 günde bir kaçırıyorsa ve bu artık rahatsız etmeye başladıysa, hastanın isteğine göre lazer terapisi uygulayabiliyoruz. O bölgenin güçlendirilmesi için. Ya da TOT ameliyatı dediğimiz bir hamak yapıyoruz. Böylelikle açıyı düzeltiyoruz. Bu şekilde de idrar kaçırmadan kurtarıyoruz. Bu kaç yaşlarda başlıyor daha çok? Ya belli var mı? Yaşı yok. Mesela çok doğum yapmış kadınlarda olabilir. Kasları güçsüz olan insanlarda olabilir. 40 yaşında da başlayabilir. Daha sonrasında da olabilir. Önemli olan olup olmadığı. Yani olmaması için, yani egzersiz dışında başka bir şey var mı böyle dikkat edilmesi gereken hususlar? Yok, yani egzersiz yapabilir. Yani makat kaslarını ve vajinal kasları kasarak, idrarı tutmaya çalışarak oradaki kasları, örneğin günde 3 seans onar 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 tut bırak şeklinde yapıp güçlendirebilir. Bu da aslında yapılabilir bir şey. Tabii ki. Yani çok kolay. Kadınlara tavsiye edilsin. Zaten mutlaka yapılması gerekir. Yani ne yaparsanız yapın, kaslar belli bir yaştan sonra gevşiyor. Dolayısıyla zaman buldukça yapmakta fayda var. Çok önemli. Son olarak erkek genital estetikleri hakkında bu konuda gündeme geliyor. Evet. Birkaç konu var, estetik yöntemi var. Neler gündemde? Şimdi tabii en popüler olan ve gündemde olan penis uzatma. Aslında penisin içerisinde iki tane yastıkçık var ve bunun boyu sabit. Biz onları genişletmiyoruz. Biz aslında görünen kısmı arttırıyoruz. Bir bağla bağlanan yer var. O bağı keserek %80 oranında böylelikle 1,5-4 santimlik bir uzama elde edebiliyoruz. Onun dışında bazı erkeklerde kendine güvensiz hissediyor ve daha kalın bir penis sahibi olmak istiyor. Onlarda da ya kendi yağ dokularından liposuction yapıp o yağı inceltip onu enjekte ediyoruz. Böylelikle bir kalınlık sağlıyoruz. Ya da ameliyat olmak istemeyenlerde dolgu maddesi kullanarak kalınlaştırıyoruz. Ama tabii bunun bir süresi var. Yani 1,5-2 yıl sonra eriyor. Ve tabii yapmaları gereken bazı şeyler var. Örneğin dolgu maddesiyle yapılan kalınlaştırmada ilk 3 hafta çok fazla sıvı alması gerekiyor ki dolgu maddesi suyla şişebilsin ve istenen kalınlık olsun diye. Tekrarlanabilir bir yöntem. Onun dışında bazı penislerde skrotal webler oluyor. Yani bir perde gibi oluyor. Bu da kondom kullanmasını ya da ilişkiye girmesini engelliyor. Onlarda da falloplast denen ameliyatları yapıyoruz. Bu şekilde erkeklerin, yani güvensiz olanların güvenini yerine getiriyoruz. Önemli değil mi efendim? Kesinlikle. Yani o çünkü hayatını etkiliyor, değil mi? Psikolojik durumunu etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Cinsellik neredeyse %60-70'i yaşamın. Dolayısıyla oldukça önemli. Bilinçaltını etkiliyor değil mi? Tabii şimdi öyle bir şey ki aslında hiçbir fizyolojik problemi yok. Ama şartlandırmış belki küçük kendini olduğunu düşünüyor ya da ince yani olduğunu böyle düşünüyor. Öyle olduğu için karşı tarafın beğenmeyeceğini düşünüyor ve bu düşünce, bu endişeyle istediği bir ilişki olmuyor. İkincide de olmuyor. Üçüncüde zaten kısır döngüye giriyor. Ve aslında hiçbir fizyolojik problemi olmamasına karşın böyle bir şey yaşıyor. Evet, yani çok yanlış bir şey. Yani bu belki şeyle de düzelebilir. Yani terapiyle. Psikoterapiyle de düzelebilir. Evet. Ama işte şimdi zaten burada önemli nokta şu. Şimdi dismorfik bozukluk denen bir şey var. Kişi vücudunu beğenmiyor. Ama burnunu da beğenmiyor, kulağını da beğenmiyor, ellerini de beğenmiyor, organını da beğenmiyor. Değiştirmek istiyor. Evet, şimdi ona bakıyoruz zaten. Yani öncesinde mutlaka bir görüşme yapıyoruz. Yani birisi telefon edip ben geliyorum, yarın ameliyat olayım böyle bir şey yok. Çünkü onun psikolojisi nasıl? Yani hiçbir şekilde beğenmeyebilir.
Yani estetik ameliyatların böyle bir dezavantajı vardır. Hı-hı. Siz ne yaparsanız yapın, ne kadar iyi yaparsanız yapın, hasta memnuniyetsizliği hep ön plandadır. Her şeyden memnuniyetsiz. Evet. Her işte şeyden. Onları almıyoruz zaten. Onları ameliyat etmiyoruz. Biz böyle negatif. Onları psikiyatriste gönderiyoruz. Evet, negatif yaklaşımı olan. Yani bazıları hep böyle bardağın boş kısmını görür ya. Ona şunu söylemek lazım belki. O suyu daha küçük bir bardağa boşalt ve şikayet etme. O zaman bardak dolu oluyor çünkü. Evet, kesinlikle. Yani olumlu yaklaşım aslında insanı mutlu ediyor. Tabii ki, yani şimdi bakış açısı dediğiniz gibi çok önemli. Diyelim ki birisinin tansiyon hastalığı var. Hı-hı. Ve doktora gidiyor. Diyor ki bu hapı kullan ne kadar? Hı-hı. Ömür boyu. Ömür boyu bu kullanacağım. Böyle baktığınız zaman ömür boyu bir ilaç kullanan kişi bağımlı olmuş oluyor. Gibi. Ama şöyle düşünün, ben sadece günde bir tane ilaç kullanarak tansiyonumu kontrol altına alıyorum. Bu şekilde bakış bakmak açısı. Lazım. Evet. Ne güzel, harika. Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz farklı bir mesaj var mı? Tabii ki ben erkek doktoruyum. Bir anlamda gerçi kadınların işte üriner sistemlerine de bakıyorum ama erkekler için şunu söyleyeyim. Prostat muayenelerini, PSA'larını mutlaka kontrol etsinler. Testis muayenesi yapsınlar kendilerine ki normali bilsinler ki anormali anlayabilsinler. Ve son olarak bir şey daha söyleyeyim. Lütfen bir probleminiz olduğu zaman işte internete bakıp da teşhis koymaya çalışmayın. Çünkü hep moraliniz bozuk. Kesinlikle. Çünkü orada hep bir, en kötü tarafları evet, yazılıyor. Bir hastalık okuyorsunuz. Yani bir hastalık okuduğunuzda ne kadar şanslısınız. Bir anda İspanyolca konuşacaksınız diye bir şey yok. Hep işte kötü bir şeyler var. Moralleri bozulmasın. Onlar teşhisi doktorlara bıraksınlar. Kesinlikle. Yani bu tabii kişiye göre değişir değil mi? Yani o hastalık gerçekten varsa onda yarattığı etki herkese göre farklı, metabolizmaya göre. Tabii ki bizde göre. Zaten hastalık yoktur, hasta vardır. Dolayısıyla kişiye özel. Kişiye özel davranmak gerekir. O yüzden doktor kontrolleri söylediğiniz gibi önemli. Hiç aksatılmamalı. Değil mi? Düzenli olarak zaten senede bir rutin, değil mi, check-up'larda falan evet. Gerekiyor. Onları yapmak gerekiyor. Efendim katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli çağırdığınız hocam, için. Daha nice başarılar diliyoruz. İyi günler. Sağ olun efendim. Bugünkü konuğumuz operatör doktor Serhat Dönmezer'di. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.